Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı başlıyor. Efendim merhabalar, 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 iyi akşamlar. Metro FM ve Süper FM'in ortak yılbaşı programı yayını başlamış bulunuyor. Ben Deniz Kadir Çöpdemir, yanımda ortamların güzel insanı, karanlık gecelerin acımasız yargıcı, Fransa'da doğduğu halde Beşiktaşlı olan kimilerince bir yarı, yani mit, yani adeta mit, ikon, kimilerine göre çakma Drogba. Kadir, çok ayıp ya. Nesi ayıp abicim? Sana öyle diyen var. Ben onu diyorum yani. Çakma Drogba diyor adam sana. Nesi çakma çocuğun ya? Evet, gördüğünüz gibi diğer yanımda, efendim, bir yanımda Pascal Numa, diğer yanında da güzeller güzeli Sabah Tümer var. Herkese iyi seneler. Ya şimdi ben ikinizin yanında biraz gerginim ama. Niye bebeğim ya? Çapkınlıklarıyla ünlü iki adamın arasında böyle yavru ceylan gibi kaldım gibi geliyor. İşte ben bu tarz kadın hastayım Pascal. Hangi tarz? Abi böyle hayatın her türlü numarasını bildiği halde masum ceylan yavrusu gibi görünen kadın. Bakınız Sabah Tümer, ülkenin en başarılı televizyoncularından, eski bir haberci, güzel, aynı zamanda radyocu. Ben neyim? Senin ne olduğunu doğduğundan beri anan baban çözmeye çalışıyor be Pascal. Ben nasıl cevap vereceğim ya? Arkadaşlar bugün yeni yıla giriyoruz. O yüzden bir aradayız. Sabahcığım hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Evet bebeğim. Hoş geldin. Sabah. Bonjour. Ça fait plaisir de voir. Ay çok teşekkür ederim Pascal. Come to you be. Come to you be. Necim. Allah Allah. Ya, 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 ya. Allah'ım, Allah'ım ya. Kadına iki satır Fransızca bir şey söyledin. Anında gevşettim vallahi, yemin ederim. Şurada sana Türkçe olarak ne iltifatlar ediyorum sabah. Gılın gıpraşmıyor ama Fransızcayı duyunca hemen, değil mi? Aşk olsun ya. Ya ama Türkçeyi her zaman duyuyorum Kadir ya. Ay Pascal, hadi Fransızca bir şeyler daha söylesene bana. Encore une fois, je veux juste te dire que rien quand je te regarde, je voilà, t'es trop belle quoi. Je sais pas quoi dire. Ay çok hoş ya, değil mi? Çok seksi bir gibi. Oh, hop hop hop, yeter be arkadaşım, yayındayız ya. Allah Allah. Bana bak Pascal, yalnız senin cildin çok güzelmiş ha. Şimdi yakından bakınca fark ettim. Özel bir şey yapıyor musun cildin için? Yumurta akı. Yumurta akı mı? Yumurta akı mı sürüyorsun? Karmak gibi oluyor. Aa ben de süreyim. Ne yumurtası? Bildiğin tavuk. Ama duvar. Bakalım değil. Abi tereyağıyla sür istersen Pascal. Kafayı da 2 dakika mikrodalgaya sok. Pide gibi oluyorsun. Ya Kadir be ya. Dur be. Makara yapma ya. Arkadaşlar bak, sizi ciddiyete davet ediyorum. Yılbaşı programı dedik. Olay izdivaç programına giriyor. Bir kendimize gelin. Sabah 2013 yılı senin için nasıl geçti hayatım? Vallahi inişli çıkışlı geçti Kadir, herkesinki gibi. Bunu biraz aç bize. Aç bize biraz. Ya işte biliyorsun televizyon programını bitirdim. Ona üzüldüm. Ondan sonra radyo programına başladım. Mutlu oldum. Ondan sonra Acun TV8 aldı. Orada yeni programa başladım. Daha da mutlu oldum. Yani gider ayak seni mutlu etti 2013 diyebiliriz. Aynen öyle. Gerçekten gider ayak, çok mutluyum. Peki yavrum, yani duygusal hayatın ne oldu? Yani kalbin, yani göğsünün sol tarafında çırpınan o minik kanaryanın durumu ne bebe? Çırpınıyor öyle boş boş. Hep boş diyorsun. Ha canım ya. Yazık ya. Niye böyle yordu? Sen güzelsin. Ne kalbin boş? Ben bunu kabul edemem. Bak bak, çakala bak çakala, deve deve. Hani anlayışlı, böyle zor günde destek olan arkadaş ayağından inceden oradan dalıyor. Yazılacak yazılacak. Yemezler Pascal ya, bu kaçın kurdu. Ya yok be abi ya. Vallahi ya. Özür dilerim kızı ya. Bırak abi, anlatma kendini bana. Dur Kadir ya, dertleşiyoruz şurada. Allah'ım deli olacağım ya. Pascal sen 2014'ten ne bekliyorsun kardeşim, onu söylesene be. Önce sağlık. Tabi onu ben de bekliyorum. Sonra Benjamin. Benjamin kim? Evet ya. Benjamin bizim en yakın arkadaşımız. Çok seviyorum. Sen Benjamin'i tanımıyor musun? Hayır tanımıyorum. Kim Benjamin? Para. Sabah para. Aa. Doların üstündeki Benjamin. 2014'ten bol bol Benjamin bekliyoruz be. Aman para 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 para. Nedir yani ya? Dünyanın en zengin adamı bir açıklama yapmış. Okudunuz mu onu? Ne diyor lavuk? Pascal çok ayıp, bir hanımefendinin yanında lavuk mavuk oluyor mu abi? Diyor ki çok paran olunca paranın bir anlamı kalmıyor. Mühim olan ruhsal zenginlik. Ya s**sin yalanı, s**m onun yalanını yiyeyim ya. 2000 dolar borç ver desen elim sıkışık diye 1000 tane yalan kıvırır ya hayatım.
Nakit güzel bir şey Sabah. Ben sana söyleyeyim. Peki Kadir, sen ne bekliyorsun 2014'ten? Hayatım, yaş gelmiş kaç olmuş affedersin. Ostropoza girmeyeyim 2014'te, başka bir şey istemem ben ya. Aa, daha genç sayılırsın ama ya. Oo, inceden tabii yaklaşıyoruz o günlere. İnşallah 2014'te olmaz. Onun dışında daha uzun yıllar sonra olur. Zaten paradır, aşktır, sağlıktır. Bunlar sen isteyince olmuyor Sabah. Misal ne kadar çok uğraşırsan uğraş, zengin olmak senin elinde değil ki. Sağlık desen istediğin kadar doktora git. Dikkat et, bir tane hücre kafasına göre arıza çıkartıyor, tak gidiyor sağlık. Elinde değil. Aşk desen o da elinde değil. Ben artık bir şey beklemiyorum yeni yıldan Sabah ya. Ya Kadir, için kandı be ya. Halbuki bak, yeni yılda havaya girelim diye stüdyoya bak ağaç bile koyduk. Pascal'ın kafasında kırmızı Noel, evet, Baba şapkası var. Sabah'ın kafasında sivri yeşil renkli karton şapka var. Bende beyaz Noel Baba sakalı var. Yani yeni yıl havasına girelim derken yemin ediyorum ibişe dönüyoruz ha. Neyse. Sabah Tümer, Pascal Numa, Kadir Çöptemir 2 saat boyunca hizmetinizde olacak efendim. Bu evet. Metro FM ve Süper FM ortak yayını, yeni yıl yayını başladı. İnşallah bu yıl bereketiniz daim olur, sıhhatiniz daim olur, afiyetiniz daim olur, huzurunuz. Efendim. Aa, evet. Allah ayağınıza taş değdirmez. Efendim, gönlünüzden geçen gözünüzün önüne gelir inşallah. Sabah Tümer, Kadir Çöptemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Ne göğüs, ne bacak, ne sırt dekoltesi. Kimde? 2013'te tüm ünlüler kalça dekoltesi peşinde olmuşlar. Bu uğurda özel çekimler yapılmış, kavgalara tutuşulmuş. 2013'te Instagram'da resim paylaşan ünlülerin paylaşımları incelemiş. %87'si kalçalarını gösteren fotoğrafları paylaşmışlar. Ünlü kadınlar en çok kalça güzelliğiyle övünmüşler. Ne güzel Kadir. Güzelmiş gerçekten de. Güzel. Yani güzel bir... Evet. O Instagram zaten biraz şey gibi geliyor bana. Teşhirciliğin başka bir şeysi. Ben de çok resim koyuyorum. Sabah. Demek ki bende de var o. Sabah, yanlış anlama. Senin de g**tün çok güzeldi. Sen gösterdin mi onu kaldırmaları? Tövbe Kadir ya. Kadir ya. Ben görmedim ki. Oğlum senin de g**tün güzel. Sen de göster. Tövbe. Ya güzel ben demek, kendimi sakladım Allah görmeyi Allah. Bilenlere kadar. Peki bir şeyse doğru. Benim gözümde astigmat var ya. Bir de olduğundan daha büyük. Zaten büyük, seninki daha da büyük görünüyor. Peki neden kalça? Astigmatta büyük mü görülüyor? Kalça? Ha. Abi valla ben önce ayağa bakarım. Yavrum tamam, ayağa baktık. Sen adar sonar ekranı gibisin. Sonra yukarıya doğru çıkıyorsun. Çıkarım. Tamam. Mesela senin için önemli olan, diyelim ki ayak biraz çirkince kalça 10 numara. Orada kalır mısın yoksa çizer misin? Giderim abi, giderim. Ha, uzar, ayak uzar. Olacak illa diyorsun. Tabii. Doğru diyorsun. Çirkin ne ayakla. Ne yapıyorsun ayakla? Bakıyorum. Hayır, ayakla yapılan şeyler de var da şu anda yılbaşı programı. Ayakla hayır yani. Futbolcuya ondan merak ettim. Ayak. Onu Kadir biliyor. Yok, ben de ayakla çok haşinleşirim. Evet. Ayak çok güzel. Ayak güzel. Fetiş. Hayır, acaba ayak, hani ayak futbol var. Top ayak yok topa ya. Vuruyor oradan. Yok şey yapıyor yok ya. Şöyle mesela alıyor. Ayakla yapılacak çok güzel. Evet, ama futbolcuların ayakları çirkin olur büyük ihtimalle değil mi? Abi ben kadın. Ben de diyorum ya. Şimdi laf açıldı diye söylüyorum. Çünkü Pascal, topa vura vura çarpık çırpıktır. Benim mi? Benim ha. Güzel ya. Lan ne güzeli gördüm ben. Ama senin ayağını. Kaç senedir tövbe ya. Kaç senedir oynamıyorsun, düzelmiştir. Kanca şeyler. Gibi ya bunun ayaklar. Ne kancası ya? Oğlum ayak dediğim bende bafra pidesi gibi ayak var. Bakacaksan sonradan göreceksin. Taraklı. Taraklı mı? Senin kafan taraklı. Neresi taraklı? Pascal aç bakayım ya. Ne aç? Çorabını yani. Ayağını. Evet. Sabah sen alışık değilsin. Pascal'a böyle tam olarak ifade edemezsen. Tutamayız bunu. Tutamam. Pardon. Orta geldi. Ya orta geldi de tutamam ben bunu buradan. Pardon ben çömezim o kadar Pascal'ı bilemem tabii yani Pascal'cığım. Peki habere devam edelim. 2013'te Türkiye'de Google aracılığıyla en çok aranan kelimeler neymiş? Mesela Türkiye'de en çok aranan... Okul. Okul ne demek ya? E-okul. Hayır abi, e-okul diye bir şey yok. Okul o. Okul yani, okul bakıyorlar. Okul bakıyorlar. Ha, ÖSYM. Öyle bakıyorlar, ÖSYM. Altın fiyatı, iş kur. Pepe ne ya? Pepe. Ha, çizgi film var ya bir tane. Pepe. Öyle mi? Tabii. Abi o çocuklar bir de ona mı bakıyorlar ya? Hastası ya. Rüya tabirleri. Aa. Geç. Wolf Team ne abi ya? O ne abi?
Abi biz ayı mıyız, hiçbir şey bilmiyoruz lan. Wolf Team dese var. Ben yani nereden bileyim? Ne demek, kurt sen takım. Haberci değil misin ya? E nereden bileyim, bu herhalde internetle ilgili, gençlerle ilgili bir şey mi Wolf Şans Team? Topu. Hadi öyleyse. Gangnam Style. Aynen. Olur. O iyiydi. 2013'tü değil mi o? 2013. 2012 evet. Değil mi ya? Evet evet. 2013. Justin Bieber, o da normal. Hatta bence Justin Bieber'ın daha yukarıda olması lazımdı. Değil mi? Bence. Ankara'nın Bağları 10. sırada bence 1'de olması lazımdı. İnanamıyorum Kadir. Ankara'nın Bağları'nın. Kadir şu yere bak. Pepe var ya. Justin'i k***mış. Vallahi el kadar Pepe. Evet. Pepe dersin. Adam yerine koyması. Değil mi? Pepe Justin'i Pepe almış. Pepe gerçekten ha. Üstüne çıkmış. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Ben Sabah Tümer, Pascal Numa ve Kadir Çöpdemir'le beraber gerçekleştirdiğimiz Metro FM ve Süper FM ortak yayını özel yılbaşı programı devam ediyor. Kadir, cebi çalıyor. Ne? Cebi mi? Affedersiniz abi. Vallahi çok özür dilerim ya. Ay ay ay, neden? Dur bir dakika, bir dakika. Şşş, Pascal. Ha? 1213 nerenin kodu ya? Dur bakayım, dur bakayım. Hadi kapatsana şu telefonu ya. Ama hayatım, önemli bir telefon bekliyorum da. Aa Kadir. Los Angeles oğlum ya. Los Angeles mı? Los Angeles evet ya. Allah Allah, Los Angeles, Los Angeles. Kim arar Los Angeles'ta la beni? Vay Kadir, Hollywood bağlantıların mı var bakalım? Los Angeles'ta kim var? Açıyorum abi ben. Aç be abi ya. Alo. Aleyna aleyküm selam. Hacı kimsin? Oo Justin, ne haber ya? Justin kim ya? Bieber. Justin Bieber. Yok artık, siz tanıyor musunuz onu? Oo, her gün. Telefonu konuşuyor. Alo Justin. Ya haber koçum, yavrum. He Pascal abinle Sabah ablan da yanımda. Justin. Ne haber kerinici? Oha. Efendim Justin. Sabah kim mi? Sabah Tümer ya. Tanıyor musun Sabah Tümer'i? Bak. Ne diyor? Sabah Tümer gibi manitam olsun, 10 milyar borcum olsun hastasıyım. Al işte. Bak. Hayla. Justin. Oğlum. Benimki sayas mı? Ay ne biçim konuşuyorsun? Tanımıyorsun ya. Ay ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Ya dur bir dakika. Efendim Justin, ha canım. Sağ ol canım, sağ ol. Sana da Happy New Year güzelim. Olur tabii, söylerim canım. Abi diyor, yeni yılınızı diyor kutlamak için aradım diyor. Üzerimde Pascal abiyle senin çok büyük emeğin var diyor. Ayrıca diyor Sabah Tümer'in televizyon programına da konuk olmayı isterim diyor. Versene bir dakika bana o telefonu. Al bakayım. Alo, Justin Bieber misin gerçekten? Efendim, üstümde ne mi var? Eşofman, niye sordun ki? Ver sen. Terbiyesiz ya, ver. Haydi o, Justin, hit. Ben sana kaç dedim? Efendim ol be, utanmıyor musun? Anne yaşında kadın. Hop, sen ne diyorsun ya? Ay Kadir, şuna bir şey söylese, anne yaşındaki kadın dedi benim için. Ne yaptın ya? Hayatım, ben her sabah neler çekiyorum bundan bir bilsen. Söyler bu ayucuk ya, bu deve söyler ya. Ya bir durun be ya. Alo, Justin, yılbaşında ne yapıyorsun? Evet. Oğlum be, insan haber verir. Ne diyor Pascal, ne diyor? Abi ne diyor ya? Parti yapıyoruz ya, 20 kız. Derse neden diyor? Ne dershanesi ya? Ya Sabahcığım, Justin üniversiteye hazırlanıyor ya, mat ağırlıklı dershaneye gidiyor ya. Ya siz şaka mısınız ya? Pascal versene şu Justin'e. Al. Alo, Justin. Yavrum 2014 yılında sana başarılar diliyoruz canım benim. Var mı bir mesajın dinleyicilerimize? Evet. Var mıymış? Türkiye'ye bir mesajım yok diyor. Yalnız Sabah Tümer'e mesajım var diyor. Neymiş? Neymiş yavrum? Senin için bir mani okumak istiyormuş. Justin Bieber benim için mani. Okuru. O kararıcı var ya, nereye biliyor? Alo Justin, dinliyoruz yavrum, Sabah Tümer için mani ne? Evet. Anladım. Diyor ki, arkadaşım Ömer'dir, ölüleri gömerdir. Şu dünyada en güzel hatun Sabah Tümer'dir. Vallahi Sabah Tümer. Ay ne güzel. Alo. Ben de bir şey okuyacağım. Lütfen. Alo Justin. Bak bu Pascal abin de senin için mani yazmış. Onu okumak istiyor. Tamam, dinliyoruz Pascal, ver. Okuyorum. Unumu elemedin mi? Mutlu yıllar dilemedin mi? Justin, ben sana kaç kere
yanındaki kıza yazma demedim mi? Aman be kardeşim, ne biçim oldu yemin ediyorum. Ay bir dakika durun, ben de bir mani okuyacağım. Ayda. Oku bakayım. Justin bak, sabah Dümer de gaza geldi, o da mani okuyacakmış. Bahçelerde maydanoz, bu ne acayip lacivert, gel bize bazı bazı. Nasıl? Ne oldu ya, beğenmediniz Alo. Mi? Justin. Justin. Ne yapıyorsun ya? Justin. Bu ne? Alo Justin. Ha, kapatmış. Kadir. Sabah ne dedi? Ne dedi? Ne bileyim ben. Anlamadım mı? Ya işte düşün yani Pascal, düşün. Günlerimiz bu kadınla geçmiş. Ya ya. Özür dilerim, pardon. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Evet arkadaşlar, Metro FM, Süper FM yılbaşı ortak yayını Sabah Tümer, Pascal Numa, Kadir Çöpdemir karşınızda. Efendim inşallah şurada yılbaşına kaç saat kaldı, az bir şey. Ay çok az kaldı. Az bir şey kaldı. Evet, heyecanlanıyor musun sabah? Çok heyecan. Bir saçma bir heyecan olmuyor mu yılbaşı günlerinde? Her şey aynen devam ediyor ama bir heyecan oluyor yine. İnsan sanki 12'de bir şey değişecekmiş gibi. Bir bakıyorsun hiçbir şey, her şey aynı. Ya da acaba biz mi fazla bir camışız yani? Mesela ben de öyle yoğun bir heyecan yok. Tabii ki burada olmak, sizlerle beraber çok keyif alıyorum ama hani yeni bir yıl girecek diye sen heyecanlanıyor musun? Ben yeni bir yıl gelecek diye, yeni bir her yılın enerjisinin olduğuna inanıyorum. Onun için de yeni bir yılın daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben dedim ya, yeni bir yıl girecek şimdi, biraz sonra 4-5 saat sonra girecek. Ben hep şey diye düşünüyorum, acaba neremize girecek, nasıl girecek diye mi? Sen heyecanlanıyor musun yeni yıl için? Yok. Ahmet yok abiye ya. Sordum da ben. Yardım. Be, sen abi, benim var ya. Yeni yılda Pascal? Be, abi benim var ya. Her gece yeni yıl. Hep parti yani. Sende Noel baba mı? Happy New Year. Teşekkür ederim canım. Bu da Pascal'da Noel baba olduğu için partilerde. Yok mu abi ya? Normal. Ya ama sen hani hediye veren gibi, Noel baba gibisin ya, o açıdan söyleyeyim. Peki olsun, insanların duyguları farklı. Benim için önemli olan şu, aile bir araya geliyor mu kardeşim? Geliyor. Genellikle geliyor. Evet. Eskiden dışarıda kutlamak pek bir revaçtaydı. Şimdi son yıllarda hep eve dönüş oldu. Sen doğru. Mesela ne yapacaksın yeni yılda? Ben evdeyim. Evdesin değil mi? Bak Pascal'da. Tek mi? Tek mi canım? Evdeyim. Giriyor. Geliyor, ben de tek. Abicim, tek tek. Kadir, affedersin, şukura bırakma başım, Kadir. Şukura bırakma. Benim başım kel mi diyeceğim, kel. E sen de gel Kadir. Geleyim tabii, ben çift miyim? O ailesiyle olacak ama. Ya, ama siz de benim bir ailemsiniz ya. Evet ama biz profesyonel aileyiz. Ama olsun. Ben de eski profesyonel. Bak önemli olan amatör ruhla profesyonel olabilmek, anlıyor musun? Kadir, buyur ben gideyim. Seneye sen gel. Pascal, seneye ben ölürüm. Sen tabii, sporcu tabii. Adamsın. Kalıbın yerinde. O da doğru. Yaşlısın. Senin kalıbın yerinde. Ben bu sene gideyim de. Ondan sonrası senin olsun. İyi peki. Ben hadi bu sene git. Oküpeyim. Seneye tekrar görüşürüz. Ben oküpeyim. Ne küpe? Oküpe. 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 Fransızca. Ben oküpeyim. Aa, güzel böyle. Evet evet, biliyorum biliyorum. Çok güzel Fransızca biliyorum. Çok. Bak bir Paris Saint Germain der mi? Anadolu. Paris Saint Germain. Oui. Nasıl yeah, var mı? Bir Gérard Depardieu. Çok güzel. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Olur mu? Pascal Numa. Pascal Numa. Je t'aime. Je t'aime. Ah moi aussi. Ben Kadir. Kadir sen de şimdi Çorum Spor'da. Neden? Paris Saint Germain dedi ya. Ama abi şimdi Paris Saint Germain bak böyle diyorsun, şiir gibi canına yandı mı? Neredeyse Baudelaire'in bilmem kimin şiiri gibi. Evet. Ama şimdi Çorum Spor dediğin zaman aynı tadı vermiyor ya. Türkiye'de trend olan kişilere bakalım. Asıl bu yerli malı. Ben var mıyım? Türkiye'de trend olan isimler ne demek? Twitter'da mı bu? Evet. Öyle mi? Evet evet evet. TT. Ha TT olan. Trend topik. Ya evet. Birincisi Nil Erkoçlar. Normal abi. Kim abi Nil Erkoçlar? Bilmiyorum. Ha, hayır o değil abi, o mu? Ha Nil. Ha rüzgar oldu. Evet evet ha. Nil Erkoçlar. İkincisi Mehmet Ali Birant rahmetli. Allah rahmet eylesin. Rahmetli ya. Üçüncüsü Atalay Demirci.
Kelt. Evet. Dördüncüsü Tuncay Kurtiz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Beşincisi evet, Mabel Matiz. Şarkıcı mı? Ne kadar ilginç isim Mabel Matiz ya. Çok iyi bulmuş. Çok. Bilmiyorum. Takma ya. Ama güzel PR takma abi. Takma mı? Takma tabii. Değil mi? Takma takma. Yavrum takma olduğu zaten barbar bağırıyor sabah. Bizi mi yiyorsun? Ben o çocuğu yabancı zannediyordum. Bu daha korkunç. Hayır yani. Ya Levanten falan olabilir. Sen, olamaz mı? Ya olabilir ya. Ama çok güzel bir... Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu öylesi daha güzel. Yemin ediyorum böylesi daha güzel. Tatlı böyle ipekle kristal karışımı bir fanusun içinde. Ay ben Levanten olabilir diye böyle... Evet ama Levanten olabilir. Çok normal. Bizim de çok vardı. Bildiğin ok meydanının bir cosu ya. Güzel. Bilmiyorum işte. Bizim oranı. Evet. Ayda Mosaraf. Bu kim, kim abi? Kim bu ya? Bilmiyorum abi. Sabah bilir bunu. Ayda Mosaraf kim Sabah? He. Bir arkadaşım da diyor şimdi konuşmak istemiyorum diyor. Gözlerinden onu anladım. Peki Gözde Kansu 7. olarak. Gözde Kansu kim abi? Yok bilemedik. Kerem Bursin oyuncu. Bursin. Yakışıklı kızlar. Dokuzuncusu Vahide Gördüm. Hani muhteşem. Gördün mü? Geçti rahatsız oldu. Ya, çok bak, kötü ama çok güzel. Burada bir parantez açalım. Vahide Gördüm'ü baş. Gördük. Allah onu ne diyelim sıhhat afiyet içinde sağlık versin, içinde evet. Uzun bereketli şifalı yıllarda yaşasın ama eşine de, ama bir şey söyleyeceğim muhteşem yüzyılın içine estağfurullah. Ne? Olmadı ya. Ben seyretmedim hiç. Yok o nerede o Meryem Uzerli'nin civelek şeytansı yarı amatör. Ama tamam da abi işte dadını duzunu kaçırdı dizinin ya. Ve 10. sırada da Yolante Cabau bu şey değil mi? Neden? Yolante biliyor musun kim? Biliyorum Snyder'in işi. Ha. Tabii. Ha. Yenge. Yani bir şeye doğru gidiyordum bir yola ama bereket anında müdahale ettim. Yok. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. ...2013 yılında... ...dünya literatürüne girmiş... ...iki kelime varmış arkadaşlar... ...birincisi Oxford University Press... ...yılın kelimesi selfie... ...selfie... ...Instagram mı? Twitter falan... ...yani akıllı telefonla kendi fotoğrafı çekip... ...Facebook... ...bak bunun pirleri yanımdadır bak... ...bu ikisi Sabah Tümer... Ne? ...ve Pascal Numa... ...Instagram... ...Instagram'da Facebook. Daha bir aktifim... ...Twitter'da değilim... ...Facebook'ta hiç yokum... Ha, ama mesela Instagram'da da hani kendi resmimi çekmiyorum. Neyi çekiyorsun? Muhakkak yanımda çektirteceğim birileri oluyor. Bu selfie'de kendi resmimi mi çekiyorsun? Evet. Evet, evet. Öyle mi? Evet. Tabii. Ha. Aynadan. Nereni? Nesini? Neyini? Boy mu? Dine başını. Ay çok güzelmiş. E beni de çekeyim o dediğin yani. Sen çekeceksin. Kendi mi? Kendimi. Tabii. Ama onu nasıl ayarlıyorsun abi? Kadir sen var ya alttan çekme. Neden? Üzün çıkmaz. Ha, çok doğru. Hayır ben şey pozisyon açı olarak nereye koyuyorsun telefonu? Nasıl ayarlıyorsun arka? Pozisyon mu? Çok var ya. Ay. Sen koyuyor musun ama fotoğrafları? Ben mi? Yok. Abi. Ben bakıyorum. Sen sadece bakıyorsun. Peki. Melo çok koyuyor. Ben Melo'yu takip ediyorum. Devamlı bir resim koyuyor. Neyin? Bir resim mi çekip koyuyor? Selfie mi? Selfie. Melfi bir Hay Allah'ım. Dört çocuğu mu vardı onun? Dört. Kim o? Melo. Dört mü? Evet. Dört çocuğu olan adamın kovaladığı şeye bak ya. Yazıklar olsun. Doymamış ha? Vallahi doymamış, kanmamış. 2013 yılının ikinci kelimesi twerkiymiş. Bu ne? Kalça sallayarak dans etmek anlamına geliyormuş. Miley Cyrus meşhur etmiş bu hareketi. Paso kalça sallıyormuşsun dans nasıl? Ederken. Nasıl? Sen biliyor musun bunu? Lambada gibi. Bir görmedim o kızı dans ederken. Ama ne bunu biliyorum. Kalça sallarsın zaten dans ederken sallanmaz mı? Ama bu bir hareket belli ki. O bildiğin gibi kalça sallamak değil. Twerk dediğine göre. Biz hep foto gördük. Öyle mi? Tabii abi. Hep de bak. Hep şey yapalım. ara verdiğimizde bakalım internetten nasıl kızlar. Domlarak mı kalça sallıyor? Hep öyle ya. Sen evet. Domlamak biliyor musun? Ben bilmiyorum. Domlamayı bilmiyor musun? Onu bilmiyorum. Paskalın, senin yalanın Paskalın, iyi. Doğru söylüyorum. Domlamak biliyor musun bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Domlamayı bilmiyorum. Hayır. Ben de bilmiyorum. Sen de biliyorsun. Kadir söylesene. Ya neymiş sen o? Nasıl pis bir zencisin ya. Allah'ın zenci marsı yalancı. Bank duruşu? Hayır. Bank duruşu ya. Bank. Ne demiş o?
Ay yeter vallahi, yemin ediyorum. Aha, Fransız aristokratı. Kadir. Senden utanıyorum. Yemin ediyorum. Kötü bir şeyler söylüyor değil mi gene? Evet ya. Ya Kadir, işte biz böyle şeyleri bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bilmek de istemiyoruz. Anladım. 2014'e girerken de bilmeyelim. Ya da bilsek bir şeyler diyelim. Sağ tarafımda. Çok özür dilerim. Fransız aristokratı. Evet. Adeta şeyden Versailles Sarayı'nda çocukluğunu geçirmiş. Teşekkür ondan ederim. Ondan sonra ilk gençlik yıllarında artık kışlık yazlık saraydan kışlığa şehir içine geçmiş. O neydi şehrin içindeki, şimdi Louvre Müzesi oldu ya. Hatırlamak evet, istemiyor çocukluk günlerini. Versailles Sarayı'nda bebekliğini geçirmiş ve sonra Paris'te kışlık sarayda ilk gençlik yıllarını yaşamış Pascal'ı. Hakeza burada da vezir dedesinin kendisine bıraktığı 83 konaklı bilmem ne, bir tek ben mahallenin bicosu. Apaçısı bir tek ben. Ama Kadir sen konuşuyorsun ya. Ben mi dedim? Sen çünkü biliyorsun, yalan söylüyorsun. Oğlum sen ne büyük. Sen ne kadar büyük bir şey. Allah. Ne yaptım ki ya? Neyse tamam. Siz saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Başka evet ne varmış? Bunlarmış yani, bu iki kelimeymiş. Ama ben twerk'i hakikaten merak ettim. Tamam, ben şimdi ona göstereceğim sana. Bakalım. Ne? Ya internetten, telefondan gireceğim, seyrettireceğim. Biz anlamayız ha. Biz organik kalça istiyoruz kendi gösterdi. Evet ya. Kadir. En kötülük sen göster. Sen iyice iğrenç. Artık iğrençliğin sınırlarını zorluyorsun sen ya. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa. Üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Evet arkadaşlar, efendim yanımda Sabah Tümer, diğer yanımda Pascal Numa. Selam. Yeni yıla doğru giderken yeni yıl önemli, anlamlı, özel. Geçen yıl neler yapıldığı mutlaka bir masaya yatırılır. Önümüzdeki yıla dair umutlar biraz yeşertilir, bir sağdan soldan gaz alırsın falan, ama muhakkak geçen yılın muhasebesi yapılır. Bu muhasebe de yani ne bileyim, bir gönül muhasebesi, vicdanen sen kendi kendine kalırsın, yaparsın. Bir de orada burada yaptığın ettiğin şeyler vardır, verdiğin röportajlar vardır, yaptığın işler vardır, onlar lönk diye karşına çıkar. Mesela çıkar. Buradaki üçlüye dair de elimizde geçmiş yılda yaptıkları, artık geçmiş yıl diyoruz bitmek üzere, 2013'te yaptıkları işler karşımıza çıktı. Buyur. Numa 5 kızla birlikte eğlendi. Oha. Abartma ya. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben yavrular, yani ben kızları gördüm. Fransa'dan geldi bu yavrular. Yani bu kızlar. Güzel güzel. Sen ne diyorsun ya? Beşi de birbirinden acayipti be. Kadir. Hele o benimkinin adı neydi benimkinin? Ya Esmer. Bırakın ya. Neydi lan ya adı? Ya Kadir ya. Ya inanmıyorum, siz bunları ayın 8'de var ya. Ayın 8'de var ya. Biz beraber parti. Yaşasın. Kanda ya. Allah belanı vermesin. Aa, bir dakika, ayın 8'de parti mi var? Tabii. Gidelim. Kanda. Bu kızlarla işte. Oha. Sözleştik. Çok güzel. Ortaköy'deki bir mekanda diyor. Hı-hı. Eğlendi diyor. Karşı kaldırımdaki Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı. Evet. Çok ayıp, bize yakışmaz diye susturdu. Evet. Ondan sonra gelen, Fransa'dan gelen arkadaşlarım dedi. Çok güzel. Hakikaten onlar bizim de arkadaşlarımız. Hatta onlar bir ne derler? İnsanlar hepimiz bir miras. İnsanıyız. Miras. UNESCO'nun var ya, dünya mirası. Ama kaçırdım. Ya neyse olsun. Onlar yine kaçan balık büyük olur derler ama yine belki yakalanır inşallah. Çağıracağım Kadir'cim. Evet. Sen için ya. Çağıracağım. Evet, ikinci olayımız Kadir Çöpdemir. Kadın iç giyim mağazasında alışveriş yaparken yakalandı. Yaktınız beni dedi. Oğlum, oğlum çok özür dilerim. Ben senin gibi... Kedin mi aldın? Ben en klasik espri. Ben senin gibi ayucuk değilim. Hemen soyma üzerine değil benim hedefim. Önce bir güzel giydiririm. Ondan sonra soyarım. Kırmızı mı aldın? Artık yenge. Çok güzel çamaşır var burada. Hakikaten çok fantastik o çamaşırlar var. Ha, alın manitanızı. Alsana oğlum. Beraber mi gittin? Beraber gittim. Yok beraber. Oğlum onun sürprizi o. Sen alacaksın. Takdim edeceksin. Ondan sonra sunum yapılacak. Vay Sabah vay Tümer vay. Sevgilim her yerimi tatmin etmedi. Sevgili var mı? Konuk olduğu İddialı programda. Ya. Efendim. Kim o ya? O sırada hayatımda aşk olsaydı ne demiş? Tükenmezdim. Artık tamamen huzur verecek, mutlu edecek birisini falan filan carçurt. Beynimi de, ruhumu da, vücudumu da, her yerimi de tatmin etmiş. Gerek yok demiş. Lafımın arkasındayım.
Hadi be. Bana bak, biraz yana doğru kaykıl istersen, tam arkasında durmak yani. Çünkü bu adam sen arkasında durdukça. Pascal, o az suyu toplayalım canım. Sağdan bir şarşar bıraktın. Evet. Haklı değil mi? Yani çünkü artık modern kadın böyle Pascal. Sadece ruhunu tatmin ettiğinde kesmiyor ablayı. Sadece yüreğini tatmin ettiğinde kesmiyor. İlla fiçutu da tatmin edeceksin. Tuykuyu da tatmin edeceksin. Affedersin, her yerini tatmin. Bulabildik mi? Yok. Ha? Bulabildik mi? Buldun mu? Arıyorum. Ya aslında ya aradığın etle bunları, deve de değil, etle dana değil mi? Ne derler? Bunların hepsi bir yerde zor yani, onun içinde. Yok ya. Öyle var, de bak mi ya? Etrafına iyi bak, var var. İyi bak, var. İyi bak. Öyle mi? Tabii ya. Bir şey biraz de kay bakayım kenara Kadir. Şey. Aç yüzünü. Yavrum sen açıl, arayan sensin, ben niye kayayım? Kadir, taşı çıktın. Ben zaten taşta bekliyorum oğlum, ben top toplayıcının elindeyim. Ben etrafına bak diyorsun ya, sen ortadasın, Pascal'ı net göremiyorum ondan. Dikkat et de. Artık bilmiyorum, Pascal kaykılsın, sen kaykıl, ben yerimde sabitim, hiç buradan taviz vermem. Aman birbirimize kıpırdama, aman. Kadir. Ağır adam, Kadir. Tough Kadir. Guys don't dance. Ha. Vay. Üzmeye bak, üzmeye bak. Ne yapın? Nasıl kızardın? Ben mi kızardım? Utadım ne ya? Konuşma böyle ya. Oğlum sen çok affedersin. Marsık bir şeysin lan sen Arap dodağı gibi. Sensin Marsık. Senin neren kızarıyor? Kızardığın belli olmuyor ki zaten oğlum. Sen zincisin lan. Ama bildiğin. Öyle deme ya. Sabah bir baktı. Ha. Utandım ya. Ha. Hmm. Hadi sen de bana erotik nasıl kızarıyorsun bir şey. Bir kızarmış halini göstersene. Bir kızarsana. Bir kızarsana. Sık mı? Sık da nereyi sıkacağını bilelim. Neyi sıkacağını. Aa, bir göstersene. Bir de bak, bunların yanması da olmuyor sabah. Olmuyor. Bu türün yanması. Oluyor, oluyor. Nasıl oluyor? Allah'ım dökülüyor. Hadi canım. Vallahi. Soyuluyor musun lan? Tabii abi. Saçmalama abi. Abi. Abi sen siyahsın, nasıl yanıyorsun, nasıl dökülüyorsun? Öyle deme. Yazın var ya, hep krem. Kaç faktör? Bilmiyorum. 50 falan. Çok hassastır 50 falan bu. Bilmiyorum, özür dilerim ama bilmiyorum. 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 Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Evet efendim, Pascal Numa ve Sabah Tümer ve Kadir Çöpdemir Metro FM'de, Süper FM ortak yayınında, Metro artı Süper FM ortak yayınında hizmetinizde. Yeni yıla doğru gidiyoruz efendim, saatleri hızla deviriyoruz, ilerletiyoruz. Arkadaşlar ben diyorum ki yeni yılı kutlamak için birilerini aramamız gerekiyor. Ay evet, arayalım, kimi arayacağız? Kadir, Obama abi ya, onu arayalım abi ya. Obama mı, hangi Obama? Yavrum dünyada kaç tane Obama var? Ha? Barack Obama. Barack tabii. Evet Barack. Barack tabii, evet ya. Evet Barack. Bizim kanka. Barack ya. Ya bir gidin ya, düştüm aranıza diye. Allah Allah. İyice makaraya sarıyorsunuz ya beni ya. Yavrum biz haftada iki gün Obama'yla konuşuyoruz. Sen ne diyorsun ya? Bizim sabah ya, programında ya. Siz sitcom gibisiniz vallahi. Kadir, ara lan. Görsün be ya. Görsün am***. Ara. Arıyorum lan. Aha çalıyor. Alo. Sayın Başkan Prezident Obama'yla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Obama. Ben Kadir Çöpdemir Başkan. Yarın da Sabah Tümer'le Pascal Numa var. Yeni yılınızı kutlamak için aradık ya. Nasılsınız efendim? Neredeyim dediniz, birhanede mi? Aa, birhanede ne yapıyormuş? Sayın Obama, Sabah Tümer haberci refleksiyle soruyor. Birhanede ne yapıyor diyor. Evet, evet. Ne diyor? Pıyız yapıyormuş ya. Danimarka Başbakanı'na asıldım diye hanım beni boşanmaya karar verdi. Karımdan kendimi diyor bir ayla tuzlu fıstığa vurdum, pıyız yapıyorum diyor. Connecticut'taki can kardeşler birhanesinde pıyızlıyoruz diyor. Ya Kadir bırak şunu ya. Bu adam değil be ya. İnsan yani karısının yanında başka karıya bakar mı? Ayla, Obama, zenci ol be ya. Delikanlı ol. Ya siz nasıl konuşuyorsunuz böyle koca Amerikan başkanıyla ya? Ver bakayım Kadir şu telefonu, bir de ben konuşayım. Al canım al, tabii buyur Sabahcığım. Konuştum bırak ya. Alo, Sayın Prezident Obama. Merhaba, Sabah Tümer ben. Yeni yılınız kutlu olsun. Efendim, Burcum mu? Ha yay, niye sordunuz? Bak Pascal, demedi deme. Burcunu falan sorup muhabbete giriyor. Bu buna yazacak abi Obama. Yok, yemin ediyorum Sabah'a yok, yazacak. Kadir ya. Ben buna izin vermem. Efendim Sayın Başkan. Evet evet, İzmirliyim. Aa, siz nereden biliyorsunuz?
Ne biliyor be? Ne diyor ya? İzmir'de hiç güzel kız kalmadı. Hepsi İstanbul'a geldi diyor. Uzaydan gözetliyor o ya. Vallahi bak uydudan falan gözetliyor. Bunlar da teknoloji ileri abi. Sabah. Ver ver şunu. Ver. Alo. Obama. Ben Pascal. Ya, arkadaşım. Utanmıyor musun ya? Niye yazıyorsun sabah ya? Mahallim bizim kızı ya. Bak. Sana çift vuruyorum. Tek sırırım. Akıllı ol. Arkadaşlar yapmayın gözünü seveyim. Yılbaşı için aradık adamı ya. Allah Allah. Ver bana şunu ver. Alo. Alo Sayın Prezidan. Efendim. Bacak boyun mu kaç? Şuş. Abi sen kaç bardak bira içtin? Kafa güzel ya sende. Koca Amerika başkanısın ya. Dünyayı idare ediyorsun. Utanmıyor musun piz yapmaya gündüz vakti? Ne çalalım? Yok onu çalamayız ya. Aha. Aa küfretti kapattı iyi mi? Aa niye küfretti? Ya dedi ki Ferman Toprak'tan dedi hayatı tezgah yapmışım. Şarkısını çalar mısın dedi. Çalamayınca sizin evveliyatınızı s**tın dedi kapattı. Ay ya koca Amerikan başkanı düştü hale bak ya. Kadir bu var ya jendirin yüz karası. Hayatı tezgah. Vallahi bak ya. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Dünyadan yeni yıl saçma adetleri, saçma yeni yıl adetleri diyor. Türkiye'de yeni yıla girerken kırmızı giymenin bereket, bu Türkiye'de değil ki dünyada böyle. Ve saçma bir şey bence de yani böyle ama değil daha mi? Çok Türkiye'de ama galiba. Nasıl? Yo ben değil mi Fransa'nın falan da lingeri mağazalarında hep kırmızı olmuyor kırmızı, mu abi? Kırmızı. Londra'da da çok gördüm. Uğur. Herhalde. Bence bizle alakası yok hatta. Bu tıpkı o yılbaşı çamı yok bilmem ne. Gakkuk ya Kadir gibi. Bence hiç yok. Donsuz. Fark etmez. Hiç fark etmez. Hatta renk. Pascal'a sorarsanız donsuz olmasını tercih eder. Ne gerek var? Tabi abi ya. Uğur o. Peki. Şişli, Kolombiya, Peru, Ekvator. Şili. Pardon. Şişli. Ne var Şişli'de? Şişli'de aşağıda dönerci var. Güzel dönerci. Kolombiya, Peru, Ekvator, Meksika, Venezuela'da sarı don giymek. Aa bak değişiyormuş bak, demek ki. Bak değişiyor işte. Avrupa'da kırmızı o zaman. Ha, acaba bu sene ben bir şey yapıp ters manyel yapıp sarı mı giysem? Venezuela'lı gibi. Anladım. Ha. Venezuela'lı kızlar da çok güzel. O da güzel. Seni sarıdan kurtarır mı bilmiyorum. Bir giyeyim bakayım ne olacak. Ama bunu bir giysene. Ya Pascal. Efendim. Bak hakikaten biz beraber de partner yani iş yapıyoruz da beraber. Sen ne yapıyorsun abi? O dedi ya. E tamam da giyecek sana mı gösterecek abicim sarıdanına? E sana mı giyecek? Bana da göstermez. Biz iş arkadaşız. Bana ne de sana ne lan sabahını ben giyeceği şeyden. Ben sizi dostumsunuz soruyorum. Diyorum yani acaba bir işe yarar mı bundan sabah bir sonra şey diye. Yaramaz. Sana yılların imbiğinden süzerek şunu söyleyeceğim hayatım. Sen bilirsin gerçi de neyse. Erkekten dost olur mu ya? En iyisi kırmızı oturakta can versin. Manyak mısın? Evet senin babaannenin lafıydı değil mi o? Tabii abi sen manyak mısın? Erkekten dost Kadir. Olur mu? Kadir. Asıl bunu kat. En beli çok katma, bunu kat. Beli katma Kadir. Ay bir de en çok bunu kat. En o anlamadı senin ne dedi. Bunun ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun yediği yuttuğu dostların sayısını bir bilsen Allah muhabbet. Yalan ya. Vallahi arkadaşlık yalan. O şey değil dostumu yedim bekliyorum. Arkadaşlık ölmüş. Ama gelmedi. Güney Afrika'da da yeni yıla girerken eski elektronik eşyalar pencereden dışarı at. Oha. Ama bu ayılar be ya. Biraz. Ama yani Afrika elektronik eşya biraz enteresan. Ha, eski. Bir de kaçıncı kat abi? İlzisaf yani herhalde altın. Orada kat yok ki. Ha öyle mi? Tabii ya. Hep baraka. Ha doğru. Baraka'da elektronik eşyanın ne işi var abi? O kadar değil. Anladım. Belarus'ta bekar kadınların önüne birer mısır koçanı konur ve odaya horoz salır. Ha ben bunu yapayım. Horoz kimin mısırını yerse o kız... Sen emin misin abi? Yani bunu horoz bağlayacağım buraya. Koçan mısır bağlayacağım. Horoz oraya saldıracak, yiyecek. Ben bunu yapayım. Hayır öyle değil. Ki o bak güzel oku. Şimdi bir kızlar toplanıyor bir evde. Evet. Önlerine evet. Mısır koçanı koyuyor. Önü neresi önü? Ya yere oturuyorsun mesela. Hı. Bacağının önüne, ayağının önüne buraya ya da sandalyenin önüne. Olur mu? Evet. Ha. Sen ya. Nereden biliyorsun? Biz gittik oralara hep gittik. Ya sabah Belarus. Zanzibar'da yeni yıla girerken. İkinci memleket. Zanzibar'da yeni yıla girerken kadınlar sakal tıraşı mı olur? Ey. Ne demek bu ya?
Ben ya. Zanzibar çok ilginç bir yer biliyordum. Hatta Zanzibar diye burada işte bir kafe vardır. Yani sakallı kadınların dolaştığı kadar mı ilginçmiş? Hayır. Abi, bak Kadir, onun mantığı Kadir varmış. Kocalarının kendilerine daha sadık olacağını inanıyorlarmış. Ah yazık. İyidir abi. Hı. Bir tıraş ol sonra çıkar. Ya abicim ben hiç böyle bıyıklı sakallı kadın sevmem. Sen gerçi Pascal için fark etmez de yani. Sen kişi verme. Ya fark etmez senin için Pascal. Önemli olan gecenin kaç olduğu, hangi partiden dönüldü. Yoksa sen sakalına bıyığına bakacak kadar kaba bir insan değilsin ya. Yok, naif yok, bir insansın yok, sen. Bakarım bakarım. Bakmaz. Sen. Ele gelmiş. Ha tamam. Bu dünya insanı. Bir numara sakal yani yeni çıkmış gibi olursa diyor problem yok diyor Pascal. Evet abi o ne ya. Yani yeni çıkan sakalat okeydir. Ama Pascal çok prensip sahibidir. O böyle papaz sakalı gibi olmuşsa uzun ona gelmez. Bak artık o kadar fazla. Yok gelmem ya. Gelmezsin doğru diyorsun. Nostradamus'un 2014 kehaneti. Nostradamus'un 2014 için söylediği sözler gerçekten ürkütücü düzeydeymiş. Ne demiş? Kilisenin tepkisini çekmemek için zamanında sembolik biçimde yazdı biliyorsunuz kehanetlerini. 2013-2014 yılı için oha 3. Dünya Savaşı çıkacak demiş lan. Çıkmaz ya. O barakos. Dünya genelinde 4 tane devlet başkanı öldürülecek demiş 2014'te. 2016'ya kadar. İyi tamam da abi. Yani az mı 3. Dünya Savaşı diyor. 2014'te başlayacak diyor. 3. Dünya Savaşı diyor. Pascal. Efendim? Ondan sonra Allah. Yaparsın partiyi cephede. Allah muhafaza. Tövbe tövbe. Olmaz bir şey ya. Allah korusun. Yemin et olmaz mı? Yok. Ay sabah barış elçisi yapsak ya. Kadir. Afrika'ya gideriz ya. Ne var ki Afrika'da? Akrabalar var. Dünya da... geneli diyor. Dünyada değil mi Afrika? Ha. Hay bir de yavrum gidip de kendimi senin Afrika'daki akrabalarına yediremem yani. Burada bir savaşta kafama bir bomba düşsün daha iyi. Çok aferesin. Burada ya. Vatanın uğruna savaşacaksın abi. Ala kızını sordum ya. Oğlum ben Afrika'daki ala kızını sormadım ki Paris'teki ala kızını sordum. Al mı? O evlendi. Tüh Allah kahretmesin. Harbi mi diyorsun lan? He. Yapma ya. Çok güzel. Halanın oğlu var mı? Var. Hayatım. Topçu. Topçu. Ne diyorsun? Tabii tabii. Getirsene gelirken. Söyleyeyim mi? Yalnız bunların bazı ailece hususiyetleri var sabah. Sonra konuşuruz biz. Ne varmış? Bunlar bazı normal ölçülerde değil. Yani insani ölçülerde değil bunlar. Görsel yani bunlar ailecek böyle. Boyumuz yani uzun. Böyle boylu poğası, kaslı böyle bir boyu garip. Boyu uzun, aklı kısa mı? Garip şeyler. Yok. Hiçbir tarafı akıllı kısa diyor. Değil. Yani hiçbir tarafı kısa değil. Hep uzun uzun uzun. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Sabah. Kadir. Pascal. Kadir. İşte o an geldi. Eyvah. Ne oldu Pascal? Şiir okuyacak. Okusun, niye eyvah diyorsun? Anlarsın. Evet. Duygularım böyle zart zart diye ruh dünyasından fırladı. Hislerim böyle gıpraştığı, gözyaşlarının çağladı. Yani poetika şiir kuramının sisli yamaçlarında ceylan gibi sektiğimiz o ana geldi arkadaşlar. Pascal sen anlarsın ne demek istiyor bu ya? Şiir okuyacağım diyor. Bak bu yeni yıl için yazdığım şiiri okumak istiyorum arkadaşlar. Seni yok ya. Ya olur mu kardeşim? Dur sabah duygulu bir fon müziği ver oradan bebeğim. Buyur. Ah oh çok güzel. Ah, oh! Merry Christmas bebeğim. Merry Christmas. Ondan geri saymayacağım. Merry Christmas. Olamadının sözünün Merry Christmas. Altın değer kaybetti, fırladı gitti dolar. Noel Baba dediğin beyaz sakal bir de polar. Giyince Noel Baba kırmızı beyaz poları. Takınca geyiklere teker teker yuları. Bekle gelecek bacaya saat 12 suları. Kimi ev ister Noel Baba'dan, kimi zengin koçayı. Kombi taktırdık baba. Ya ne olur be abi bir duy buraya biraz daha. Bak beni de kışkırtıyorsunuz ha. Tamam abi. Kombi taktırdık baba hiç zorlama bacayı. Bacadan gireyim derken elimizde kalacak yeni yıldan anladığım don kırmızı olacak. Kırmızı don demet demet. Geçen yıldan akılda kalan Aziz Başkan bir de Samet. Niyetim üzmek değil seni. Sanma sakın kabalık.
Yılda bir gün bile gelmeyle. Olur mu böyle babalık? Yalandan uğrar geçer, elinde boş bir paket. PR'ın kralını yapar. Oh ne ala memleket. Ho 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 diye gezinir. Tuzu kuru babanın. 3-5 geyik güdüyor. İşi ne ki çobanın? Kusura bakma Noel. Sana da yaptık gider. Noel hediyesi bize kaçıyor. İnsan bir taksit öder. Hediyeyi alan ben. Kart limiti dolan ben. Kahraman Noel baba. Keriz miyim ulan ben? Neyse baba kusura bakma. Malum geldi ay sonu. Geçen yıldan gülmedik. Yaşanmamış say onu. Bir kere de yazın gel. Giy kırmızı mayoyu. Yılbaşını bekleme. Kahveye gel, çaya gel. Geyiklere minnet etme. Otostop yap. Yaya gel. Jingle bells, jingle bells, jingles oldu ve ondan geri sayamadım. Hep eksik bir şey. Nasıl pastan? Çok duydu ya. Ağlıyordun ha verdi. Gaz yaptı ya. Burada çıkarmazsak pastan. Yok ya. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa. Üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı devam ediyor. Evet beyler ne yapıyorsunuz? Ben şarkı söylemek istiyorum. Eyvah eyvah. Ya niye sürekli eyvah diyorsunuz? Hayatım bu Pascal'ın şarkı değil aslında türkü. Ne güzel söylesin işte. Sen Pascal türkü okurken dinledin mi? Hayır. Birazdan anlarsın niye eyvah dedim. Pascal ne okuyacaksın bize? Abicim bugün Ankara'dan. İyi peki o zaman biz bu rezaletin üstüne daha fazla konuşmayalım. 2014 dileklerinizi alayım ben arkadaşlar. Pascal'ın söyleyeceği Ankara türküsüyle kapatalım. 2014 temennin ne hayatım? Vallahi hayatım sağlık, huzur, mutluluk ve şans diliyorum. Ay çok güzel. Pascal sen ne diyorsun canım? Sağlığı, bol para, mutluluğum, kara kız hepsi oh. İşte. Ben de diyorum ki Allah gönlünüzde ne varsa gönlünüzdekini gözünüzün önüne getirsin inşallah. Önde sıhhat afiyet, arkada huzur, yanda bolluk bereket. Oh! Takım 5. vitese otomatikse oh. Daha güzel olur. Oh. Ya Allah gidip. Şimdi, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Pascal yapıştır türkünü Pascal. Hazır mısın? Allah'ım. Türkiye. Hazır mısınız? Evet. Geliyor. Oh! Hadi bakalım. Ellerim var ya. Allah. Oh. Ankara. İstanbul. Hey. Pascal benim anneme de hediye etsene lan. Eskişehir. Çorum. İzmir. Yürü be Pascal. Yes. İp attım ucu kaldı da darazga gücü kaldı. İp attım ucu kaldı da darazga gücü kaldı. Ben severdim herhalde içimde acı kaldı. Ben severdim herhalde içimde acı kaldı. Ankara'nın bayları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorum konuları. Ankara'nın bayları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorum konuları. Aferin ben sana. Nasıl oldu? Süpersin. Teşekkürler. Sabah Tümen, Kadir Çöpdemir, Pascal Numa. Üçü bir yerde. Süper FM ve Metro FM ortak yayınıyla yılbaşı özel programı sona erdi.